Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor'umuz Adana'dan 3 puanı 3 golle alarak Bursa'ya geri dönüyor. Gerçekten güzel futbol, güzel oyun. Oyunu da çirkinleştirmeden Bursa Spor'umuz bugün çok güzel bir 3 puanla Bursa'ya geri dönüyor. Hepimiz bu skordan dolayı da mutluyuz. Playoff'la olan puan farkını da azaltmış olduk. 7 puana indi bu maç sonrasında oluşan fark. Dolayısıyla bu hafta bütün Bursalılar yüzü gülen bir şekilde haftasını geçirecektir. Arkadaşlar bu arada maçla ilgili videoya geçeceğim ve ondan öncesinde de gene hafta içinde yaşanan önemli olaylar vardı. Onlardan da bahsedeceğim. Bursa Bursasporların daha çok birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde sizlerin de gene izlemenizi önereceğim birkaç tane kanal var. Bunlardan ilki yeşil masa programı. Daha önceden de hatırlayacağınız üzere Metin Yüksek hocamız vardı. Kendisi bu programı yönetiyor. Aynı zamanda Sayın Tunalıgil ve Mehmet Ali Ekmekçiler de yine bu programda yorumlarını yapmakta. Program yaklaşık bir saat sürmekte ve her hafta aldıkları bir konukla gündemi değerlendiriyorlar. Ve canlı yayında istediğiniz soruyu da sorabiliyorsunuz. Bu programı kaçırmayın diyorum. İkinci söyleyeceğim YouTube kanalı da Bursa Spor Kahvesi. İnanılmaz eğlenceli. Gerçekten arada ben de yorum yazıyorum sağ olsun Salih, Selçuk Salih benim yorumlarımı da okuyor. Güzel oluyor oradaki kişilerden bahsetmek istiyorum. En çok e, takip ettiğim Recep Şengezen. E, gerçekten yorumlarım e, onunla biraz daha örtüşüyor. Sizin de gene takip etmenizi öneriyorum ki e, daha gene e, canlı yayında yaklaşık buçuk 4 saat süren bir yayın yapıyorlar. E, bu videodan sonra da ben de gene o yayını izleyeceğim. Gene Bursaspor kahvesinde olan Faruk Dönmez abimiz gerçekten e, gündeme dair bomba açıklamalar yapıyor. Kaçırmayın diyorum. Bunun yanında gene İbrahim Başol, Serdar Durmaz Volkan Şar, Çağlar Ergin ve tabii ki Şükrü Salbaş'ta unutmamak lazım ki Şükrü'nün mikrofonu da gene ünlü olmuştu bu programda. Gerçekten seviyesi olan bir program. izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Üçüncü takip ettiğim kanalda gene sizlere önereceğim. Arapası programı yapan Adnan Batır'ın programı. Yine Life Bursa YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Çağlar Ergin'le ile ikili bir program yapıyordu. Daha sonrasında e geçen hafta Amigo Selim Kurtulan'ı almıştı ki çok güzel bir programdı. Kendisini tebrik ederim. Zor bir programdı ve gündeme dair bomba açıklamalar yapmıştı Selim Kurtulan'da. da. Yarın da gene Emin Adanur'la bir program yapacak. Ben de soluksuz izleyeceğim. Sizler de kaçırmayın diyorum. Bir de Instagram sayfası takip etmenizi önereceğim arkadaşlar. Bu da gene Bursa Spor formaları diye bir sayfa. Instagram'a girdiğinizde çok güzel Bursaspor'un geçmişte yer aldığı bütün formalarının fotoğraflarını çok profesyonel çekimle görebiliyorsunuz ki fotoğrafları da gene arkadaşım olan Erdal Mutluer'in çektiğini gördüm. Gene internet siteleri var. Burada da gene Bursaspor'dan eskiden hatırlayacaksınız Engin Akdemir vardı. Gene onun desteğiyle çok güzel bir sayfa olmuş. Gerçekten her Bursa bu Instagram sayfasını takip etmeyi öneriyorum. Geçiyorum hafta içi yaşananlara ki Ankara Spor galibiyeti sonrası futbolcularımız yönetimi eleştiri yağmuruna tutan bir yazı yayınlamıştı bildiri yayınlamıştı ki burada da gene bazı kelimelerin yanlış yazıldığına hep birlikte şahit olmuştuk. Daha sonrasında da gene başkanımız Erkan Kamatı tabi sosyal medyadan biz de baskı altına tutunca bir 36 saat sonra basın açıklamasında bulunmak zorunda kaldı. Basın açıklaması da tam diyemeyeceğim çünkü basının olmadığı bir bildiriydi aslında. Yine Bursa Spor TV'den canlı izledik. Onu da gene izlemeniz için linkini yukarıdan paylaşırım izlemeyenler için. Dolayısıyla ne oldu? Gündeme dair gene bomba haberleri Erkan Başkan söylemiş oldu. Evet gerçekten zamanında yapmadığı açıklamalarla biz onu eleştiriyorduk ama bu kadar da birazcık fazla oldu bence. Ve hani söylenmemesi gereken şeyleri de belki söyledi başkan. Ama artık hani kendini de kurtarmak için yaptığını belki düşünebiliriz. Ben Erkan Başkan'ın samimiyetine güveniyorum ve açıklamalarının da doğru olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalarla da zan altında bıraktığı Mesut Mesdan ve Ali Ay konularına da haklı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar daha sonrasında Mesut Mesdan'ın da açıklamaları olsa da bana Erkan Kamat kadar açıkçası samimi gelmedi. Ali da gene yaptıklarını görünce hala bu adam yani başkan adayı olur mu bilmiyorum ama gerçekten gelse bile bakın hani aday oldu seçilse bile ben Bursaspor'a faydalı olabileceğini düşünmüyorum bu saatten sonra. Gerçekten hani sırf onun için Bursa Bursaspor'da kongre üyesi olmayı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bu kararı vereceğim inşallah ben de Bursa Bursaspor kongre üyesi olurum. Futbolcunun yayınladığı bildirinin içeriğine de bakacak olursak gerçekten haklılar. Yani paralarını alamadıkları her dakika haklılar. Fakat bunları bu şekilde yayınlamaları da bir o kadar haksız. Her şeyde var bir hayır derler. Futbolcular bu açıklamayı yapmasaydı belki başkan da hala konuşmayacaktı. Dolayısıyla Erkan başkan da yani çapının bu olduğunu biz biliyorduk aslında ve hani bundan da daha ileri gidemeyeceğini biliyorduk. Tıkandık. Sonuç itibariyle elektriklerimiz kesildi. Üstüne doğal gazımız kesildi. Hafta içerisinde tekrardan elektriklerin geldiğini gördüm ben. Stadyo ışıklarında yine yanan yerler vardı. Dolayısıyla problemin çözüldüğünü de duymuş olduk daha sonrasında. Erkan Kamat'ın konuşmasına gene e, kongre ile ilgili tarihte yayınlandı ki e, daha öncesinde hani istifa ediyormuş gibi Kongre ilan etse bu sefer de yapılacak olan kongrede 300 kişiyi geçmeyecek şekilde olması gerekiyor. Bu da imkansız. Dolayısıyla 22 ve 30 Mayıs tarihlerinde kongre kararı alındı. İnşallah e, Emin Adanur daha önce başkan adaylığını açıklamıştı. Fakat tüzük gereği kendisi başkan olamayacak. Fakat bugün İnci sözlükten yaptığı e, açıklamayla da kendisi başkan olamasa bile ...gene 13 kişilik yönetim kadrosundan temsilen birisini çıkaracaklarını söylemişlerdi ki sanki eş başkanlık gibi başkanlığa gene de gelecek Emin Adanur. Ben de kendisini destekliyorum. Son derece yerinde ve güzel açıklamalar yapıyor, proje üretiyor. Yani biz şimdi İbrahim Yazıcı döneminden bu yana gelen başkanların hiçbirisinden... Emin Adanur'un bir haftada açıkladığı projeleri yarısını bile yaşamadık. Yani yıl kaç yıl geçti arkadaşlar. Emin Adanur'un ürettiği projelere bakın. Hepsi gelir getirici ve mantıklı yani altı dolu. Evet Faruk Çelik'in açıklamış olduğu Bursa Spor platformu gene gerekli. Yani bu olduğu sürece o çatıda her zaman onu destekleriz. Fakat şu anki durumda Emin Adanur'un herkesten bir adım önde olduğunu söylemek çok da zor değil. Emin Adanur'un haricinde gene mevcut yönetimden de istifaden Besim Hacıoğulları'nın gene liste hazırlığı içinde olduğunu duyduk ki bunun haricinde gene 2-3 adayın daha kongreye kadar liste hazırladığını öğrendik. Dolayısıyla bu genç arkadaşların da gene başkan adayı olmaları gerçekten Bursa Spor adına umut verici. Bundan sonra yani Erkan Kamat bence bir dönüm noktasıydı Bursa Spor için ve bundan sonra gelecek başkanlar Bursa Spor'u ileri taşıyacaktır. O seviyede olacaktır. Çünkü hani Süper Lig'deki gibi menajerlere falan artık boyun eğmeyeceğimizi düşünüyorum. Her kim gelirse gelsin bence Bursa Spor'a katkı sağlayacak. Bugün Emin Adanur'un İnci Sözlük'teki röportajını da gene merak edenler olursa yukarıdaki linkten paylaşıyorum oradan izleyebilirsiniz. Geçiyorum hafta içi yaşanan başka bir konuya. 4 şampiyon olmuş kulübün diyorum. Ben başka türlü tarif edenler de var ama ben böyle diyeceğim. 4 şampiyon olmuş kulübün TFF ile birlikte bankalar birliği ile yapmış olduğu bir anlaşmayı şahit ettik biz de. Ve hani Anlamakta zorlandım ben orada TFF başkanının ne işi vardı. Gerçekten e, ara bulucu gibi çıktı basın toplantısında o yaptı. E, sonuç itibariyle alınan kararlar gereği bir buçuk yıl e, bu 4 kulüp e, bankalara para vermeyecekmiş. Şimdi öyle olunca tabi Bursaspor'un Spor'un e, tepkisini çekti bu kararlar. Çünkü TFF ise aynı TFF'ye biz de üyeyiz. Biz de insanız, biz de takım tutuyoruz, bizim de şehrimiz var. Şimdi böyle olunca Bursa Spor'un bankalardan çekmiş olduğu 140 milyon TL'lik bir kredi vardı ve buna da Selim Kurtulan yanlış hatırlamıyorsam 21 milyon TL her sene faiz ödediğimizi söyledi. Şimdi böyle olunca haksız bir rekabet oluyor ve rekabet kurulu piyasası da zaten bunların olmasını engellemek için var. Yani Twitter'dan sağsuz taraftarlarımız da gene bir tak açarak gündeme gene hashtagle yerleştik. Türk futbolu dörtten büyüktür diye açılan taka binlerce tweet geldi. Yani bu tweet'e de artık kimse kayıtsız kalmamalı. Bir an önce federasyonun da TFF'nin de bu işe el atmasını bekliyoruz. Gerçi Emin Adanur'un bugünkü İnci Sözlük'teki röportajını dinlerseniz orada da gene başkan olursam eğer Anadolu'da bu birliğin sağlanması için ben gerekeni yaparım demişti ki ben gene yapacağına inanıyorum çünkü sosyal medyada da çok aktif. Gerçekten bu gücü olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş maça geçecek olursak, maç öncesi istatistiklerden biraz bahsedeyim. İlgin ilk yarısında Bursa'da oynanan maçta 90. dakikada attığımız penaltı golüyle Adana Spor'u burada zor da olsa yenmiştik. Geçen sene de gene Adana Spor'u her iki maçta da yendiğimiz takımlardan biriydi ki gene bu sene 6 puan topladığımız ilk takım ünvanını da kazandı Adana Spor gerçekten bize uğurlu geliyor. Biz de Adana Spor'a ters geliyoruz diyebilirim artık hem içeride hem dışarıda gerçekten Adana Spor'u yenebiliyoruz. İki takımın ilk 11'lerine baktığımızda da gene iki takımda eksikleri vardı. Adana Spor'da en büyük eksiklik Forvet hattındaki için olmayışıydı ki gerçekten Forvet bölgesinde üretkenlik anlamında Adana Spor'a değer katıyordu. Bursa Spor'da da gene Ataberk görmüş olduğu kırmızı karttan dolayı cezalıydı. Ve Burak Kapacak da gene sarı kart cezalısıydı. Mustafa Hoca da gene kırmızı kart cezalısıydı. Tam bu cezalar grubu e, bitiyor diyorduk ki bugün de Emirhan görmüş olduğu sarı kartla sonraki Altay maçında cezalı duruma düştü. Böylece de e, Eskişehir maçından bugüne ilk, ideal ilk 11'imizle birimizle sahaya çıkamamış oluyoruz. Altay maçında da bu gene devam etmiş olacak. Bugün Adana Spor sahaya çıkarken düşman hattıyla arasında olan 3 puanlık farkı arttırmak için sahaya çıkıyordu. Bursa Spor'da kazanıp playoff hattında e, gene yaklaşıp Puan farkını azaltmak hedefindeydi. Dolayısıyla her iki takımın da iddialı olduğu bir maçtı. Ve izleyenler de zevkli bir maç izlettiler diyebilirim. Maça geçecek olursak Alana Spor ilk dakikalarda oldukça agresif ve baskın oynadığını söyleyebiliriz. Fakat maçın ilk dakikalarında futbolcularımıza yapılan bazı hareketlere hakem kart göstermedi. Bunlardan birisi Aykut'tu ve hani ben sarı kart olacağını düşündüğüm bir pozisyondu. Bir de Canberk'e yapılan bir faal vardı. Burada da hani sarı kart verebilirdi ama hakem boş geçti. Maçın ilk 15 dakikası geçtikten sonra da gene Adana Spor'un biraz böyle sert oyunu da demek istemiyorum ama ters bir oyunu vardı. 16. dakikada da Batuhan'ın yüzüne bir el darbesi geldi diyeyim. Çok şiddetli bir darbe değildi aslında ama Batuhan bundan etkilendi. Yüzüne aldığı darbe sonucunda. Ve yan hakemin müdahalesiyle ancak orta hakem burada faal verebildi. Ve bu pozisyonda Hakan Çin Emre ee, sarı kart gördü. Görmüş olduğu sarı kartta da bu sefer Hakan Çinemde çok geri tepki verdi ve takım arkadaşları da onu e, yanlış bir şey daha yapmasın diye önlemeye çalıştı. Hakan Çinemdeyi penaltı pozisyonunda da gene çok agresif görmüştük. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Ki Hakan Çinemde hakeme itiraz edince biz tabii aklımıza Özer Urmacı'nın o görmüş olduğu çift sarı kartlı kırmızı kart aklımıza geldi. Bursaspor spor olunca hakemler daha cömert oluyor herhalde. Burada bir şey olmadı. 22. dakikada maçın ilk pozisyonu yaşandı ve Batuhan'ın dokunduğu topta Burak Altıparmak kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ki Batuhan tekrar pozisyonun içine girmek isteyince bir anlaşmazlık oldu ve defansın araya girmesiyle pozisyon kornere gitti. 24. dakikada da bu sefer Adana Spor kornerden etkili geldi ve arka direğe yapılan ortada vurulan kafa vuruşu yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 25. dakikada İsmail çok çalış sırf hani rakibini arkadan biraz hafif itti diye sarı kart gördü. Burada da hani maçın başındaki o iki bahsettiğim Canberk'le Aykut'a yapılan pozisyonları es geçen hakem. Burada sarı kart gösterince hani bir gene adalet dengesizliği yaşanacak mı diye düşünmeye başlamıştık. 27. dakikada Ramazan Keskin'in sağ kanada doğru derinlemesine attığı topu İsmail Çokçalış çok güzel takip etti. Ve topu dışarı çıkmaması için Adana sporlu futbolcu savunurken bir anda İsmail Çokçalış gene çizgide topu çevirdi. Ve çevrilen topu da Tuğbe takip edince... Ee, pozisyon oldu ve penaltı kazandık. Ee, gene Hakan Çinemre'ydi zannedersem. Rakibine top yerine rakibine vurunca bu sefer e, penaltı oldu. Ee, Pozisyonun tekrarında izlediğimizde gerçekten pozisyon penaltı bence de. Burada fakat Adana sporlular oldukça hakeme itiraz ettiler. Ee, daha sonrasında Hakan Çinemre de topu e, tabelalara vurdu. Reklam panolarına vurdu. Burada yani ikinci sarı kartın olması gerekirdi. Hakem burada da gene boş geçti Hakan Çinemre'yi ki... E, vermiş olduğu bazı kararlardan dolayı da maç gereksiz gerilmişti hakem sayesinde. Yani burada kırmızı verse maç komple kopabilirdi. Neyse ki korkulan başımıza gelmedi. Topun başına da geçen Emirhan gene tüm soğukkanlılığıyla ters köşeye bakıp topu bu tarafa kalecinin de gene bulduğu köşeye atsa da golü buldu ve skor 1-0'a geldi. Golden sonra Adana Spor teknik direktörü sarı kart gördü ve maçın 30. dakikada da kullanılan serbest vuruşta kalecimiz Canberk topu kurtardı. 31. dakikada gene orta sahada bir mücadele devam ederken Tuğbey Akgün'ün göğsüne bir krampon darbesi geldi. Ama hani çok da aşırı bir krampon darbesi değildi. Hakem burada sarı kart verebilirdi ama vermedi. Faulle geçiştirdi. Golden sonra Adana Spor biraz daha agresif oynadı ve hakem her iki tarafa da vermediği kararlarla biz televizyon başında bizleri gerdi. 34. dakikada İsmail çok çalışgene bir dirsek yedi fakat hakem faul bile vermedi. 38. dakikada Aykut'a bir dirsek geldi fakat hakem bunu görmedi. Yani görseydi bence verecekti ama pozisyon gereği göremediğini düşünüyorum. 42. dakikada da gene Ramazan Keskin'in bir hareketi vardı faulü. Burada faul verdi ama bir sarı kartta vermedi. Burada da gene bence Ramazan Keskin'e sarı kart verilmesi gerekiyordu. İlk yarı 1-0 sona ermişti. İkinci yarıya gene atak başladı Adana Spor ve 51. dakikada yakalamış olduğu organize paslarla bir pozisyondu. Sonucunda da Onur Atasayar araya girerek golü engelledi. Bu pozisyon bence maçın kırılma anlarından birisi olabilir. İkinci yarıya Adana Spor gerçekten hızlı başlamıştı. Tam anlamıyla ilk 15 dakikasında ikinci yarının hiç Adana kalesine gidemedik desek yanlış olmaz. 61. dakikada oyuncu değişikliği yaptı Bursa Spor'umuz ve Batuhan ve Ramazan oyundan alınırken yerine Ozan İsmail Koç ve Berat oyuna giriyordu. 63. dakikada kalecimiz Canberk ilk hatasını yaptı bence ve oluşan karambolde topu ayağıyla uzaklaştırdı. 65. dakikada İsmail çok çalış sağdan indirdiği topta Berat kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat burada Karaçiç topu ayağıyla kurtardı. 70. dakikaya geldiğimizde de Onur Atasayar'ın gene soldan kopup gittiği durumda topu ortaya doğru Burak altı parmağı bıraktı. Burak da çok sert bir şekilde sağ ayağıyla skoru 2-0 yaptı. Ve Burak altı parmağında o özlediğimiz taklalarını izlemiş olduk. Hakemin kötü yönetimi bence ikinci yarıda da devam ediyordu. Hem Adana'ya hem Bursa'ya verilmeyen pozisyonlarda her iki tarafta hakemi bu şekilde kabullenerek maça devam ettiler. Orta sahada bir mücadele sonrasında Emirhan sarı kart gördü. Burada da hani yaklaşık kale 45 metre falandı. Çekilen şut çok sertti ve kalecimiz Canberk topu kornere çaldı. 77'de Furkan ve Çağatay oyuna girerken Tuğbe ve Onur da oyundan alınıyordu. Bu değişiklikten sonra geliştirdiğimiz ilk atakta Emirhan'ın soldan bindirmesiyle birlikte arka direğe doğru yaptığı ortada Karaj için de gene bir hatası vardı. Berat arka direkte uzak direğe bir şutu vardı. Gene bu da Az kalsın gol olmuyordu. Berat'ın şanssızlığı olacaktı. Neyse ki direğe çarpıp girdi ve Berat da bu şanssızlığını artık kırmış oldu ve A takımdaki ilk golünü atmış oldu. 83. dakikada Cüneyt'in yerine uzun süredir sakatlığı bulunan İsmailcan Çavuşlu'nun girdiğini gördük. 87'de de gene Ozan İsmail Koç'un orta sahada çok gereksiz bir sarı kartı vardı. 89'da da gene e, topsuz alanda Celil ile Emirhan bir söz dalaşına girdiğini gördük ki hakem de dahil oldu sürecin içine. Halbuki top uzak tarafta taca çıkmıştı. Emirhan'ı sarı kartı da var zaten ve ikinci sarı kartı görsek kırmızı kart olacaktı belki de. O yüzden dolayı iki oyuncunun da gene alıp uzaklaştırdığını gördük pozisyondan. Neyse ki hakem de uzatmadı fazla ve iki takımın da oyuncularına kart göstermeden pozisyon dağılmış oldu. Uzatmalara geldiğimizde bir pozisyon daha yaşandı ki İsmail çok çalışın. sağdan vurmuş olduğu mermi gibi şut, Berat'ın da kafasının üstünden geçerek avta çıktı. Maçta başka pozisyon olmadı ve geçen seneki gibi Adana Spor'u ikinci maçta da yenmiş olduk ve 6 puanla gerçekten bize ilaç gibi geldi diyebiliriz Adana Spor'a. Maçın genel değerlendirmesini yapacak olursak oyuncularımız bugün cezalı Ataberk ve Kapaca aratmadılar diyebiliriz. Önde olduğumuz dakikalara da gene baktığımızda yere yatıp oyunu çirkinleştiren bir oyun sergilemedik açıkçası. Bu da gene lider Giresun'a örnek olsun bence. Emirhan gene Altay maçında cezalı olduğu için oynayamayacak. Önümüzde milli maç arası var. Dolayısıyla bu aranın da tam Altay maçından önce olmuş olması ki bence bizim için avantaj. Takımız burada Altay maçına daha iyi hazırlanacaktır. Bakalım yani bu dereden daha ne sular akar. Ben Mustafa Hoca'ya güveniyorum. Kendisi de gene Altay maçında sahada olacak. Maçın iyileri kim diye bakacak olursak bugün gerçekten çok belirgin bir oyuncu yoktu. Takım halinde iyiydik. Tuğbey, Taha, Emirhan, yine İsmail bence bugünün iyilerinden de. Ama Taha'yı biraz daha ön planda tutmak lazım. Gerçekten hem defans hattında hem de orta sahaya çıkışlarda topu ayağında tutarak oldukça güven verdi bizlere. Maçın kırılma anına bakacak olursak Bursa'nın bulmuş olduğu penaltı ve gol bence maçın kırılma anlarından bir tanesiydi. Çünkü gol atan kazanır bir maç havası vardı ve skora bakmayın hani 3-0'lık skor aldatmasın sizleri Bursa Spor. Bugün ikinci yarıda Adana Spor arkaları çok boşalttığı için çok rahat son dakikaları geçirmesine neden oldu. Dolayısıyla Adana'nın risk almasında Bursa Spor iyi değerlendirdi. Playoff'la aramızda 7 puan kaldı ki 2 hafta önce 10 puandı bu fark. Haftaya Altay'la e, Timsah Arena'da oynayacağız. Yine Altay'da bize ters gelen bir takım. Bakalım ne olacak. E, milli maç arasından sonra e, buradaki Altay maçı bizim için gene bir eşik atlama maçı olacaktır ama yani eşik atlama maçlarında da çok iyi oynayamıyoruz gerçekten. İnşallah Mustafa Hoca ve öğrencilerine güveniyoruz. Altay maçına da daha 2 hafta var. Bakalım daha e, bu dereden ne sular akar. Eğer Altay'ı yenersek e, Giresun'un İstanbulspor İstanbul Spor yenmesiyle farkı 4 puana da düşürebiliriz. Samsun Spor'un da bu hafta Giresun'a yenilmesiyle Altay'da ilk 2 için iddialı duruma geldi. Dolayısıyla bizim maça da oldukça asılacaklardır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. E, videoma like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya bir soru cevap videosu çekebilirim. Bunun için beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bugünkü 3-0'lık galibiyetle bu haftayı da gene moralli geçireceğiz. Haftaya milli maç arası var. Daha sonra da 6 Altay maçı ile birlikte. Tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.